Kayseri'de Erciyes'ten Zincidere Komando Tugayı'nda askerlik hizmetini yaparken burada yaralandım. 17 Aralık 2016 tarihinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavisi henüz devam eden gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Basın mensuplarım, 17 Aralık 2016 tarihinde dilimizdeki hain terör saldırısında şehadet mertebesine ulaşan bütün evlatlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Onları yad etmek için ailelerimizle Kayseri olarak buradayız. Hain saldırıda yaralanan gazilerimize de tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyoruz. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle devletimiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Vefat eden gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Hayatta olan bütün gazilerimize de yine şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve biz bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, aziz milletimizin her zaman ifade ettiği gibi kalbimizin en müstesna yerine konumlandırdık. Bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi. Onları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. 17 Aralık'ı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bütün ailelerimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız. Çünkü kutsal değerlerimiz için, devletimiz, bayrağımız, ezanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin emaneti de bizler için çok önemlidir. Ve bizler de aziz milletimizin evlatları olarak her zaman için ülkemiz üzerinde hesabı olanlara fırsat vermeyeceğiz. Onlara ecdadımızdan aldığımız güçle ve ilhamla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla cevap vereceğiz. Bugün yine ilk günkü gibi acımız taze. Acımız çok büyük. Burada şehitlerimizi unutmak, unutmamak, unutturmamak için buradayız. Burada şehit olan şehitlerimizin anne babaları, gazi olan arkadaşlarımız da geldi. Onları misafir ettik. Dün gün boyunca onlarla burada durağa geldik. Durağın bayraklarla süslenmesi konusunda beraber çalışma yaptık. Kayseri protokolünü ziyaret ettik ve bugün de şehitlerimizi duvarlarla anmak için buradayız. Biz terör örgütünden 30 yılı geçkin mücadele ediyoruz. Her mücadele esnasında birçok şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu. Ama bu vatan için feda olsun diyoruz. Biz devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken de bizleri yöneten ve devletimizin, askerimizin, polisimizin arkasında moral ve motivasyonu yükseltecek şekilde desteklerini bekliyoruz. Son İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu göreve geldiği günden itibaren de terör örgütleriyle yoğun bir şekilde mücadele ediliyor. Tabi burada en büyük başarı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve SİHA'ların ve İHA'ların. Şu anda geçmişte dağlarda onlar gruplar halinde gezip askerimizi, polisimizi şehit ederken ama şu anda dağları biz onlara dar ediyoruz. Biz aynı zamanda 1. Kumanda Tugayımız kurulduğu günden itibaren yurt dışında ve yurt içinde mücadele etmiş bir kumanda tugayı. Aynı Kıbrıs Barış Hareketi'nde mücadele onlarca şehit verip onlarca gazisi var. Yine terörle mücadelede aynı şekilde en çok etkin bir şekilde mücadele edilen bir tugayımız. Tugayımızın ismi burada ama tugayımızın askerleri Hakkari'de, Şırnak'ta, Gavar'da, Suriye'de, Elbap'ta, Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta, Libya'da her tarafta 1. Kumanda Tugayımız var. Bu kumanda tugayımıza da devletimiz, meclisimiz tarafından da gazilik rütbesinin verilmesini istiyoruz.